Fütuhu'l Gayb, Sultanül Evliya Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 30. Makale. Yasak olan şey. İnsana hangi işi yapayım, işin hilesi nedir gibi söz etmek yasaktır. İnsanı hayrete düşürüyor. Çoğu kez ne yapayım, yapacağım işin sonu ne olacak diye söylüyorsun. Sana söyleyecek söz ve verilecek cevap: yerinde dur ve haline şükret. Sana bulunduğun halde kalma emri verilmiştir. O emri veren bir gün olur yolları açar. Her şey kendiliğinden yoluna girer. Allah'ın emirlerini iyi anla ve oku. Ey iman sahipleri! Sabırlı olunuz. Sabır yolunda birbirinize yardımda bulununuz. Birbirinize iyi bağlanınız. Allah'tan çok korkunuz. Ümid edilir ki bu yolda felaha eresiniz. Ey iman sahibi! Allahü Teala bu ayetinde önce sabır emrini verdi. Sonra bu uğurda karşılıklı yardımlaşınız ve birbirinize kenetleniniz emrini verdi. Daha sonra bunların terkinin çok büyük hata olduğunu anlattı ve Allah'tan korkun buyurdu. Bunun açık manası şudur: sabrı bırakmayın. Çünkü hayır ve selamet ondadır. Sabrın büyüklüğüne işaret için bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: vücutta baş nasılsa iman bölümleri arasında sabır da öyledir. Büyüklerin şöyle bir kelamı vardır: her hayır sabırla işlenir. Herhangi bir hayrı yapana sevabı o işteki sabrı kadar verilir. Hemen bu kelama uyarak sabrınıza hiçbir iyilik yoktur derler. Sonra Allahü Teala sabırlı kişilere mükafatları hesapsız bol verilir şeklinde buyurdu. Kötülüklerden uzak oldukça Allah yardımcın olur. Sabırlı ol. Sonunu bekle. Sabrın kadar mükafat alırsın. Büyükler ayetin tefsirine dayanarak buyurmuşlar ki, ittika sahiplerine Allah kolaylık yollarını açar. İstediği yerden rızkını gönderir. Bekle, sabırla bekle. Ölüm gelinceye kadar bekle. Bu bekleme devresinde iman ve sabrın dayanağın olsun. Yalnız Allah'a dayan. Çünkü Allahü Teala şöyle buyurdu: tevekkül sahiplerine Allah kafidir. Sen sabır ve tevekkül sahibi olduğun müddetçe muhsinlerden olursun. İşte ayet-i kerime. Allah muhsinleri sever. Dünyada ve ahirette sabır her hayrın başıdır. İman sahibi sabrı kadar yükselir. Muvafakat ve rıza derecesine sabırla kavuşulur. Daha sonra sabırla ilahi fiilde yokluğa kavuşulur. Bedeliyet hali ve sonsuz ferahlık alemi ondan sonra başlar. Sakın sabrı bırakma. Rezil olur, utanırsın. Dünya ve ahireti kaybedersin. Allah esirgesin, her iki alemin hayrı elinden uçar.